Bu 12 Mart'ta her birimiz, ben cezaevine düşenlerimiz cezaevinden çıktıktan sonra, cezaevine girmeyenlerin daha yeni devrimcileşmeye başladığı dönemde Ankara'da ağırlıklı olarak öğrenci gençlik çevresinde bu arayışlar çok yoğundu. Ben de işte 72'de İzmir Şirinyer Askeri Cezaevinden tahliye olduktan sonra o şeyde arayışların bir parçasıydım aynı zamanda da. Yolumuzda o dönemde birçok devrimcileşen veya da biz öncesinde tanışmadığımız devrimcilerle kesişiyordu. Haki, önce Haki, ilerleyen aylarda belki de bir yıl sonra falan da Kemal Pir, Ankara'da Adyot'ten tanıdığım devrimciler, bir araya geldiğimiz devrimciler. Şimdi Haki ile özellikle hatırlıyorum, henüz daha Adyot'un bile devrimciler tarafından içeriksel bakımdan kabuk değiştirme sürecinin başlarında çok daha yoğun bir fikir alışverişi, yoldaşça bir şey içerisindeydik. Haki ile bizi yaklaştıran şuydu, yani o dönem işte Ankara gibi bir yerde gençlik hareketi genellikle küçük burjuva özelliklerin daha ağır bastığı, öne çıktığı, işte o gençliğe ve öğrenci gençliğe özgü kendini gösterme merakının, ne bileyim işte çok laf edip az iş yapma alışkanlığının falan şey olduğu, 12 Mart'ın yarattığı şaşkınlık, çözümleyememe halinin egemen olduğu bir dönem. Ki Adyot'u ilk kuran tip çevresinden, gençlerden daha sonra onun yönetimi değişti, o ayrı bir konu. Onlar da yani bir kanatta da şu vardı, 12 Mart'ı sağdan hem de inkarcı bir tarzda yargılayan tutumlar çok yaygındı. Devgenc'in partinin yerine geçtiğini, işte gençlik hareketinin aslında sınıfa ve halkla ilişki kurma, onları devrimci bir temelde örgütleme gibi çalışmalara girmemesi gerektiğini savunuyorlardı. Mesela bu konudaki ilk, benim hatırladığım en büyük kapışma şurada oldu. 15-16 Haziran için, ki yanlış kalmadıysa hakkında 74'ün 15-16 Haziran olması lazım, Adyot adına bir bildiri çıkartılmasını biz zor kabul ettirdik o çevreye. Bildiri çıkartılması kabul edildikten sonra en büyük tartışma şurada çıktı. Bu bildiri Kızılay'da, otosanayide ve işçilere mi dağıtılacak yoksa sadece üniversitelerde mi dağıtılacak? Sağcılık o zaman şunu diyordu. İşte Devgenc'in hatasına düşmeyeceğiz. 71 devrimcilerinin yaptığı hataya düşmeyeceğiz. Hareketin tasfiyesiyle sonuçlandı, yenilgiyle sonuçlandı 12 Mart. Onun için biz sadece kendimizi okullardaki, üniversitelerdeki faaliyetlerle sınırlamalıyız. Ben orada mesela Haki'nin yaptığı öfkeli konuşmayı hatırlıyorum. Şöyle öfkeli, aslında Haki çok böyle ağırbaşlı, yaşından daha olgun, hani bir süre sonra karşısındakini tane tane konuşmasıyla, akıllı ve mantığıyla bir süre sonra yörüngesini alan bir devrimci. Haki bile parlayarak ve bu bildirinin sınıfa, halka ulaştırılması gerektiğini savunan, devrimci görüşü savunan bir konuşma yaptı ve sürekli şunu söylüyordu. Yani biz toplumdaki yılgınlık eğiliminin üstüne gitmeliyiz. 12 Mart geride kalıyor artık, geride kalmalı diye. İlerleyen zamanlarda da daha serbest oturup hemen her konuda Haki ile konuşmalarımız olurdu. Henüz Öcalan işte Kürdistan Ulusal Kurtuluşçular, Kürdistan Devrimcileri ayrı bir oluşumu altyapısını hazırladığı görülüyordu. Kurduğu temaslardan anlaşılıyordu ama henüz o adım, yani Çubuk Barajı toplantısı henüz yapılmamıştı. Haki ile sosyalizmin, mesela Haki'de gördüğüm en önemli yanlardan biri şudur. Haki de o dönemde de teoriye çok ilgiliydi. Her fırsatta okurdu, her konuda da Marksist kültürden beslenen oturmuş görüşlere sahipti.
Bu çok bir öğrenci hareketi içinde, bir öğrenci devrimciliğinin sınırları içerisinde Türkiye solunda hele özellikle çok takdir edilmesi gereken bir şeydir. Yani 12 Mart öncesi Carlos Marighella'nın şehir gerillası, gerilla savaşı, Alberto Bayo'nun şehir gerillası, GIAP'ın Yaşasın Halk Savaşı'nın zaferi kitabını okumakla devrimci olunabiliyordu. Ama yani böyle bir gelenek, teoriye çok önemsemeyen, kendini daha çok pratiğe var eden bir devrimcilik, üstelik de bunun öğrenci hareketi içinde okurdu. Mesela onunla anlaşamadığımız tek konu şuydu. Biz, ben ve benim mensup olduğum çevre o dönemlerde de Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin tasfiye edildiğini ve Sovyetlerin sosyal emperyalist bir ülke haline geldiğini savunuyorduk. En son görüşmemizde elini böyle dizime de vurarak, yanımda da benim o zamanki yoldaşlarımdan biri vardı. Ya her konuda tamam, devrim, şiddete dayanan devrimin zorunluluğu, sınıfın ve emekli kitlelerin örgütlenmesi. Ama ben sizinle bu konuda aynı düşünmüyorum. Aynı da düşünmem mümkün değil. Bana göre bütün kusurlarına, lekelerine rağmen Sovyetler Birliği sosyalisttir diye şey yaptı. Ve bir o kaldı aklımda. Bir de şunu söyleyerek bağlayacağım sözümü. Hakim mesela Kemal Adliyot'te o dönemin Ankara öğrenci hareketi içerisinde hareketliliğiyle, canlılığıyla, tam o Laz damarının bütün özelliklerini konuşturarak öne çıkan, herkesin görüş alanına giren bir devrimci yoldaşımızdı. Haki dediğim gibi ciddiyeti, ağırbaşlılığı, teoriye olan hakimiyeti yanında bence birçok insanın görmediği emekçi bir damar vardı Haki'de. Haki hem okula gider, hem gider çalışır, halde sandık taşıdığını, hamallık yaptığını, zaman zaman yazın özellikle inşaatlarda çalıştığını biliyorduk. Ve o yanıyla da sevgimiz de saygımız da çok büyüktü. Ve onu hakikaten de çok özel olarak hedeflendiği çok açık bir biçimde Haki'yi kaybettik.